İnsanlara dert, bela, musibet birkaç bakımdan gelir. Bunlardan birisi işlediğimiz günahlar sebebiyledir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, belaların gelmesine sebep günah işlemektir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, size gelen musibet işlediğiniz günahlar yüzündendir. 2. Bela, hastalık ve musibetler günahların kefareti, affolması için gelir. Dünyada musibetlere maruz kalıp da güzelce sabreden kimse ahirete günahsız gider. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, mümine gelen her sıkıntı günahlarına kefaret olur. Bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah-u Teala bunları onun günahlarına kefaret yapar. Müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder. Bu da onun için hayır olur. İnsan kendisine gelen beladan hoşlanmaz. Halbuki günahları affolacak ve güzel sabrederse ahirette büyük nimetlere kavuşacaktır. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, hoşlanmadığınız bir şey belki de sizin için hayırlıdır. 3. Cennette yüksek derecelere kavuşması için mümine musibet gelir. Bunun için peygamberlere çok bela gelmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, en şiddetli bela peygamberlere, velilere ve benzerlerine gelir. Demek ki belanın en şiddetlisi Allah-u Teala'nın çok sevdiği kimselere geliyor. Belalara sabır, sıddıkların derecesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine gelecek musibetlere karşı dayanma gücü vermesi için Allah-u Teala'ya dua ederdi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, en mükemmel manada gerçekleştirdiği kulluk vazifelerinden biri de sabırdır. O, sabır imtihanını da hicretlerle, harplerle, nice musibet ve sıkıntılarla en ileri manada kazanmıştır. Namaz müminin miracıdır. Musibet ve hastalıklar ise bir başka yükseliş merdivenidir. Bir Müslüman Allah'ın her emrini dinledikçe ve her yasağından sakındıkça manen yükselir. Bu yükselmenin bir başkası da musibet ve hastalıklara sabır yoluyla gerçekleşir. Maruz kaldığı musibetler insana aciz bir kul olduğunu ve trafik kazalarından sellere, fırtınalara kadar hiçbir hadiseyi önleyecek güce sahip olmadığını tam ders verir. Hastalıklar da aynı dersi insanın iç aleminde tekrarlar. Harici tesirler gibi kendi bedenindeki olaylara da söz geçiremediğini çok iyi anlayan insan, tedavi için gerekli tedbirleri aldıktan sonra kendine malik olamadığının şuuru ile Rabbine tevekkül eder ve şifayı ondan bekler. Bu hal mümin için büyük bir terakkidir. Bir ömür boyu böyle değişik tecellilerle farklı imtihanlar geçiren insanlar, bu kısa dünya hayatının ardından ebediyet yurduna göç edeceklerdir. Bu gölgelerin asıllarına kavuşacak, marifet ve muhabbet nimetini de kemaliyle orada bulacak ve tadacaktır. Allah-u Teala'nın sevdiği bir kulun başına iki sıkıntı gelir. Birincisi, bedenine sıkıntı gelir. Bu kimse ağlar, sızlar, dua eder, tevbe eder
ve günahları affedilir. İkincisi, insanlar onun hakkında ileri geri konuşurlar, iftira ederler, onun günahlarını yüklenirler, temize çıkarırlar. Allah-u Teala'nın veli kulları, alimler, evliya zatlar görününce Allah-u Teala hatırlanır. Biri bize Allah için ihlasla bir şey sorarsa, eğer biz de Allah için ihlasla cevap verirsek, verdiğimiz cevap yanlış olsa bile bu samimiyetten dolayı Allah-u Teala bu neticeyi, bu yanlışı doğrultur. Onun için bize biri bir şey sorarsa, zerre kadar kendi menfaatimizi düşünmeden konuşmalı, yani kendi adımıza değil, onun adına, onun menfaatine konuşmalı. Müslümanlar genelde çok sıkıntı çekerler. Ancak çektikleri peygamberlerinin ve alimlerinin çektiklerinin yanında çok azdır. Deryada bir damla bile değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir peygamberin kendisi kadar sıkıntı, eziyet, acı çekmediğini bildirmiştir. Allah-u Teala'nın en sevdiği kulu böyle sıkıntı çekince, bizlerin ufak bir rahatsızlıktan dolayı isyan etmemiz, şikayetçi olmamız uygun olur mu? Üstelik üzüntü, sıkıntı, dert, elem, keder, Allah'ın sevdiği kullarının boynuna attığı bir kementtir. İnsan hep başkalarıyla meşgul olup gaflete düşer. Allah-u Teala mümin kullarına dert ve bela vererek bu gafletten uyandırır. Onları başkalarına bırakmaz. Sadece kendisiyle meşgul eder. Onlar da başka şeyle meşgul olmayıp dua eder, inler. Bu Rabbimizin hoşuna gider. Günah işleyen dünya ve ahirette büyük sıkıntılara maruz kalır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, günah işleyince kalpte siyah bir nokta hasıl olur. Eğer tevbe edilirse o leke silinir. Günahlara devam edilirse o leke büyür ve kalbinin tamamını kaplar. Günaha devam edenlerin zamanla kalbi mühürlenir, o kimse artık sevap işleyemez olur. Derdiniz günahlardır, devası istiğfardır. İnsanların başına gelen bütün sıkıntılar günahları yüzündendir. İstiğfar edince, yani pişman olup tevbe edince günahlar silinir. Kendini günahlardan korumayanı Allah-u Teala dünya ve ahirette felaketlerden korumaz. Günahtan kaçmaya gayret edersek Allah-u Teala da bize yardım eder. Günaha önem vermezsek felaketlerden kurtulamayız. Kişi işlediği günahlardan dolayı rızkından mahrum kalır. Günah işleyenin kazancında bereket olmaz, ömrü sıkıntı içinde geçer. Her günahı çok tehlikeli görmelidir. Müminin alametlerinden biri de günahını çok tehlikeli görür. Hadis-i şerifte mümin günahını başucunda dağ gibi görür, hemen üzerine yıkılacağından korkar. Münafık ise burnuna konmuş sinek gibi görür, hemen uçacağını zanneder buyuruldu.